Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ruby serüvenimizin 6. videosuna da hoş geldiniz. Çarımızda bir farklılık görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani şu an görünmüyor olabilir. Yani bakalım bulabilecek misiniz? Yani bir farklılık var. Ama ne yazık ki o farklılığı göremiyorsunuz. Peki şu an görebiliyor musunuz? Öyle gerizekalı bir durum var. Şu anda mı göremiyorsunuz? Yani şu an bence gördüğünüz... Aa! Lan elinde ne silah var, nasıl yumruk atıyorsun diyebilirsin. Bak bakayım burada ne var. Bak bak bak, iyi bak. Gördün değil mi? Silahımın süresi bitmiş. Bana ne amına koyayım? Silah kostümü yani çıkmamış. Şöyle kenarda duruyor. Hazır biyologçu abimizin, ablamızın, artık bu kadın mı neyse. Ulan gay misin? Top musun? Çok ağır konuşuyorsun he. Vallahi bak ağzını burnunu kırarım da. Erkek yani, sakalı var hocam. Sakalı var ya. İkinci ork dişini vereceğiz. Bakalım geçirecek mi biyolog abimiz? Şöyle 8 tane kaldı diyor. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten. Bu nedir arkadaş ya? Tipe bak. Aynen kardeşim, yumruk at. Dur hatta ses efektini de açayım. Dur birazcık da köpek keseyim şurada. Abi senin elinde silah var. Niye yumruk atıyorsun bize ya? Aha ilal yazdı. Kardeşimiz manita yapmış. Hayda. Kayıtta yapılır mı lan bu? Hilal'i de çok güzel bir oyun oynayacağız. Hilal'i daha demin PM atmasını gördünüz. Şöyle 10 won'a kadar paramız var. Bu silah efektini %100 ihtimalle anlayamayacak. Teklifi yapacağım. Bilebilirse harbiden 10 won'u vereceğim. Yalnız bizim kurt yerinde durduğumuzda salak saçma sesler çıkarıyor. Bak sadece seyretsene bir kanka. Dinle. Bu ne? Hilal yazdı bu arada. Lan diyor. Evet. Ya onu bunu boş ver. Boş ver. Hilal. Şimdi senle bir oyun oynayacağız. Kazanırsan 10 won, kaybedersen 50 won. Yakışır. Şaka şaka, bu arada hepsi şaka yani. Evet, o kadar param yok. Zaten şaka yaptım. Çar'da ne farklı sence? İki türlü oyun bu. Bak bakayım fark edebilecek misin? Hilal'e şöyle bir küçük oyunlar yapıyoruz abi. İki hakkım var diyelim. Zır yani diyor. Değil, yanlıştı. Şöyle iniyorum attan, bir de öyle bak bakayım. Attan indim abi, şöyle baksın çünkü yerimde durursam anlaşılabilir. Umarım söylemez silah. Dur bir dur. Öyle olmaz. Yok. Yerinde durmak yok. Öyle bilecek. Söyle bakayım. Silah fişi derse bak silahın yok demesi lazım. Silahın var derse, bir şeyler silahla alakalı derse... Olmaz abi. Bakayım ne diyecek. Şu an durduğum an yazı yazamayacağım bu arada. S'yi kullanamayacağım hiçbir şekilde. Hadi bakalım. Söyle artık lan, video uzuyor. Saç. Aha yanlış bildi. Dur lan, harbi silahla beraber anlayabilecek mi? Ya ne var ne diyor. Seyret. Hayda, ilan şu an yani mantıksızlığın içinde kaybolur. Ne falan yazması lazım şu anda. Beyler görüyorsunuz, baba sen ne yaptın abi? Onu nasıl göreyim çekiyor. İlerle de böyle oynadık, kaybetti 50 bunu artık geri versin. Yani beni çıldırtmasın. Şöyle de küçük çaplı eğlenelim dedim de 50 yank veriyor. Yani İlal'den ne bekleyebilirsin ki arkadaş? Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum, 20. Kordlarını... Kasarken zamanımın süresi 17 dakikaları görüyordu. Demir kutu, demir ağızlı, demir sandık ile bunların sürelerini nasıl azaltabileceğimizi göstereceğim. Burada 14M'den 10 tanesi miktarlı olanları toplayacağım birazcık. Ve şansımızı deneyeceğim. Yaklaşık 1 won'a yakın para harcarız buraya diye düşünüyorum. Şöyle yavaştan toplamaya ben başlayayım hatta. Umarım kazık yemeyiz. Umarım beklediğim sonuçların üstünde olur. En ucuzu bu arada demir kutu olduğundan dolayı 10'arlısını alıyorum. Fiyatlarına baktım. Diğer 10'lu fiyatlar sandıkları daha böyle şişirilmiş fiyatlar konusunda. Şöyle biraz daha toplayalım. 10-50 tane oldu bile. Parayı ben biraz bitireyim. Açımlarda şöyle çarlarımızdan ne kadar ne çıkarabildiğimizi, içinden ne içerikler çıkabildiğini zaten şu kenara bir yere veririm arkadaşlar. Sıkıntı yok.
Toplamda 100 tane demir kutu çektik ve bunların açımlarını şimdi direkt çarlarımızda gerçekleştirelim. Çarşıdan çıktık, şöyle daha rahat edebileceğimiz şehrimize geldik. Bu karakteri çıkaralım ilk etapta. Diğer 4 karakterimizi de çıkartmayı deneriz. Zaten bir tane çıkartsak ortalama ben 10 dakikanın altına düşeceğimize inanıyorum hırsız eldiveni çıkarttığımızda. Ve ilk senaryomuzda bakalım, şöyle 3 tane açımda gerçekleştiriyorum. Balıkçılık kılavuzu olur, yeriz ama şu an eventlere çok katılamıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan tamamıyla hırsız eldiveni. Ama bu değil. Bak bu da çıkabiliyor. 30 dakikalık olan ama diğer 3 saatlik istiyoruz hocam. Şöyle devam ediyorum. Ejderha madalyası çöp. Hocam lütfen be. Verirsin diye ümit ediyoruz. Metin taşı atıyor bu arada bundan. Yüksek. Vay anasını. Hocam gümüş kolyeler aslında çok güzel tatlı bir şekilde çıkarıyor. Bu kadar şeyin içerisinden bence hırsız eldiveni almamız gerekir ya. Hocam kötü mü gidiyoruz sanki? Yani yarısını harcadık. Hırsız eldiveni 2 oldu, 30 dakikalık. Allah Allah. Acaba çıkmıyor mu beyler? Yani hırsız eldiveni çıkarak sadece üste giden olarak mı çıkıyor bu? 3 oldu. Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Yani bilen varsa bir yorumlarda belirtebilir mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya da demir kutuda bunda böyle çıkıp diğerlerinde farklı mı çıkıyor? Demir hazne, demir sandık. Bak o da olabilir. Onların farkı da olabilir. Altın kolyeler falanlar filanlar. Neyse istiridiler. Hocam canımı sıktı bu durum ya. Cidden benim bir tık canımı sıktı. Küçük bir envanter toplamasından sonra devam ediyoruz. Açalım arkadaşlar. En azından denedik deriz. Hırsız eldiveni 4 oldu. Abi bu hırsız eldiveni üste giden veriyor ya yüksek ihtimalle. Ben artık kanaat getirdim. Bak tecrübe yüzü 3 saatte çıkabiliyor. Ama yani hırsız eldiveni 3 saat çıkıyorsa eğer ki oranları aşırı derecede az. Anlamadım. Şu yüksekleri de kime açarız? Bunlar zaten süresi gitmiyor. Bunları kenarda tutalım. Yarın bir gün kullanırız. Üzdü. Hacı abi ben bayağı bu duruma sinirlendim. Gittim o sandıkla demir hazneyi de aldım. Birazcık parayı girdi ama hakikaten biliyorum yani çıkıyordu ama ben bana mı çıkmadı 100 tane de anlamadım. Kızıldı uğraşmak istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Bir de bunlardan deneyelim. Belki şansımız yaver gider. Hani çıkarırız falan filan dersin. Bir tane hırsız eldiveni alırsın. Hocam. Soğutma iksiri falan çıkıyor bak bundan hani. Belki bakarsın 3 saatlik eldiven de çıkarırsın. Bak demir hazneden sihir kutsamaları falan, inci bilezikler falanlar filanlar derken 8 tane kaldık. Hadi be oğlum. Şaşırt lan beni. Oğlum harbiden bunun droplarını kapatmışlar mı? Ne yapmışlar beyler bayanlar ya? Yazın şunu yorumlara ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa bak. Ben çıkıyordu diye hatırlıyorum ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok, çıkaramıyoruz, paramız azalıyor. Ekivon neredeyse bayıldım ben buraya. Daha da para girmesin madem. Genç kahramanlar silahımızın da şöyle alalım ruh hırsızımızı. Ruh hırsızını aldıktan sonrasında yavaştan çarık asmaya gidelim. Şöyle markette mücevher kutusu diye bir şey de gelmiş. 99 EP ama... Ne? Oğlum 99 EP biraz fazla değil mi lan? Hani şimdi bana yükseliş iksiri çıksa sıçtık. Beyler mücevher kutusunu açsak mı açmasak mı? Neyse deneyelim lan. Çıkarırız bir haftalık. Ne çıktı? Ha lan. Ha mücevher kutusu olarak alıyoruz lan. Kafana tüküreyim. Lan ben direkt otomatik düşecek zannettim. Mücevher kutusundan ben biliyorsunuz arkadaşlar bilgelik çıkarmam. Yükseliş iksirini çıkarırım. Yükseltmek için de şimdiki gerçeği bak seyret. Şimdi nazar tılsımı H ve D. Güç lollipopu 3 gün. En boktanı çıktı bu arada. Harbiden en boktanı kanka. Yani bokun boku çıktı. Ben en iyisi bir tane daha garanti olsun. 3 gün sonrasında çıkarabileceğim bir bilgelik iksiri daha. Onu da alalım. Bu arada tombalamamı da oynamıyorum ben. Çok böyle var. Nadir oynarım tombalayı. Zaten 2 tane de şans simgimiz varmış. Şunları birazcık açalım. Markamız da var. Hocam şunlardan bozdurayım. Bu kadardan da çıkarırız eşek değilsek. Mavi kristal bir tane vermiş. Serisinden bir ay taşı. Ay taşı para etmiyorlar ama. Hani hem tombaladan hem sunucu kalabalık millet jotun falan yapıyordur derken. Şans ödülümüz uyanış sandığı verdi. Yeniden zar atmamız 6 EP denk geliyor. Şuradan bir çevirelim. Belki bir tane şimşek tılsım buz tılsımı gelir. Oradan da köşe yaparız. Onunla istiridye olmaz kankacığım. Çok çevirmeyeceğim. Ya geleceğini bildiğim için çok çevirmeyeceğim. Seyret. Hidra'dan sonra kesin geliyor kanka. Neyse ben değerli bir şey çıkarırsam gösteririm. App'te zaten az var. Ay taşı da almayız. Yani o kadar da değil. Oha dur lan 500'lük ayağı spor çantası. Beyler bu değerli bir şey mi?
Vallahi bilmiyorum bak her şu an. 500 Gaya spor çantası. 500 hep mi? Kanka alalım bunu ya. Bunu bozduralım bak. Ciddi anlamda değerli gibi duruyor 500 hep. Kanka şuradan Gaya spor çantası yazsak. Yo çıkmıyor da. Acaba beyler bu... Alınabiliyor mu ya? Bu şık spor çantası açtığında 500 Gaya alırsın. He, 500 Gaya alırsın. Bence bu değersiz bir şey ya. Değersiz gibi bir şey ya. Ya ya bu değersiz. Ama yine de sorayım. Dostlar bunun ticaretin olmadığı söylendi. Alma denildi. O yüzden geçeceğiz. Yani sonra kimse demesin Enes niye almadın öyle bir şey. Çevirmeye devam ediyorum. Hakim kuşağı asil geldi. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu alayım. Bozdurayım. Bak şimdi hacı şu bir işarettir. Onemiş kuşağı aldım. Yanında da bende vardı zaten bir tane onemiş. Bu ikisini geçirecek, karımı edeceğim. Sadece seyret. Ta! Bir anda. Kaç emiş? 13 emiş. Olsun. Geçirmesi bizim için bile yeterli. Şeklimiz oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Artık bir şeklimiz var hocam. Kalanları da serisinden tombalamızı oynayalım. Ne geliyor? İstiridye, çöp. 10 numar pot. Zaten bugünün ikramiyesini verirse söverim. Verme. Tamam, kor normal. Diğerle 81 lira açmaya gerek yok. Yarının ödülü de 1000 app kuponu bu arada arkadaşlar. Hatırlatırım. Yani 1000 app kuponunu çıkarmak için elimizden gelen ne varsa her şeyi deneyeceğiz. 5 tane Razodor yumurtası aldım arkadaşlar. Bunların açımlarını gerçekleştireceğim. Bir de şu zırhları deneyelim. Arthur tuz taşlarını tak bir anda taktık bunu. Güzel. Şunları da sallayalım. Pazara o şekilde atarız olmadı. Kırdı. Bunu da kırdı. Taşlarını bu yüzden almıştım zaten. Bunu böyle kenara bir yere attık. Bunu da kendimiz kullanırız. Diğer taşını çok mühim değil. Demir kutulardan, demir haznelerden yüzümüz çok fazlasıyla gülmedi. Demiri koyduk abi. Aman hazneyi de koyduk. Sen kutu ol kanka. Sen sandık ol. Yaprağım olsun cam. Genç bir çıkmış. Kötü. Genç 3 olur. Genç 3 olur. Genç 3 olur. Genç 3 olur. Çok güzel. Şimdi şu dördünden bir tanesinin tip altısını ver. Zaten en güzel şu. Şunu verirse arkadaşlar kutu kardeşimizi kasarız. Buna bakalım. Şu çöp olanı hemen eleyelim. Tip 2. SG abi. Serisinden tip 3. Orta dereceli. Kötü. Şuna en son bakalım. 5 gün bu arada günlerine bakmadım. 11 ve 10 gün şunlar var. Şuna da çöp dedik. Sen de gittin. Sen iyi gibisin. Tip 1. Sakar. Lanet girsin. Kaybol. Sen nesin? Tip 4. Cesur. Hacı lütfen be. Kutu kardeşimize yap bir güzellik. Tip 1. Ya abi tip 6 versen ne olurdu ki ya? Beyler şunu yapmadan da gidemeyeceğiz. Mecburuz. Zaten zindana atacağım çarı. Orada saat olmuş gecenin 11-12'si arkadaşlar. Bir saatim var. Çarı da artık zindana atarım yatarım. Çok fazlasıyla vakit harcayamıyoruz. Çarı otomatik avda bir şekilde 45-50 falan yaparım. Sabahtan kalkar büyük bir ihtimalle kaydımı alırım. Sıkıntı yok. Tabii çarı atmazsa. Şöyle şunlara güzel bir şekilde 15 ateş getirelim. Güzel bir efsun ama kanka yani yapılır mı be? Bana 15 ateş lazım beyler bozacağım kusura bakmayın. Yani şu an 15 ateşi okeyiz. Hemen şöyle bir 15 ateş yap da bizi yorma. Kanka 15 ateş please. Please. 6 olmaz kanka. Aa tamam sakın sakın. Tamam ateşi getirdik. 6 geldi olmaz. Rüzgar 15. Ateş 10. Hocam bunu birazcık deneyelim biz. Yani samimi söylüyorum paranın anasını ağlatmak için yer arıyor. Bir ateş 15 istedik ya. Rüzgar 15'ten 4-5 tane geçti. 3-4 tane şimşek direnci geçti. Yani bir 15 ateşi veremedi. Ya yani 5 ateş direnci için uğraştığım çabaya değmez. Parama yazık. Vallahi parama yazık. Bu şekilde takacağım arkadaşlar. Yani ne kadar ateşimiz var? Umarım yatmaz çar. 46 olduk. 12K yakında EP'miz olacak arkadaşlar. Sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Altın suda kalayım. Çok fazla para daha girmesin. Abiler ablalar. Potlarımızı aldık. Çarımızı getirdik. Şuraya da bir otomatik av alacağım. Ondan sonrasında beni salın. Vallahi yatayım uyuyayım ya. Şöyle bir 7 günlük çakalım abi. Jübe yüzüğünü de alalım. Onu da iyi hatırladım şimdi seriden. O da üste gitsin. %50 de oradan gelsin. Bir 61 EP'de bunu alalım. Bizim Trabzon'a özel. Onu da hallettik. Otomatik avımızı da şöyle güzelinden bir aktifleştirelim. Ondan sonrasında arkadaşlar yarına kadar hatta şöyle görüyorsunuz 6 gün 23 saat 59 dakika çarı oyun atmazsa eğer ki çarımız kaç level olacak tahminleri alayım. Büyük bir ihtimalle ben düşünüyorum ki bir 50'yi görürüz diye. Tabii çarı oyun atmazsa
Mavi pot da koyalım şöyle dümenden. Şuradan bir de tecrübe yüzünü de basalım acı abi. Şunları da yaksın. Çar. Hatta büyülü zırhı da koyalım dümenden. Savunma falan olsun. Çar ne kadar vuruyor ve kesebiliyor mu? Oo, Çar direkt yamultuyor. Çar'ın canı bile oynamıyor. Birer birer kessin ya. Ben Çar'ın biraz yatabileceğini düşünmüştüm ama iyi kötü değil. Ve X ne kadar geliyor peki acı? Daha altın sudak basmamış hali böyleyse. Oo, ben bir şey diyeyim mi size beyler? Çar bayağı bir 50'yi bile geçebilir oyun atmazsa. Şuradan bir potu attım. Altın sudağı da bastım. Devamını artık yarın sabah göreceğiz. Saatlerimiz şöyle 6 gün 14 saat 45 dakika gösteriyor. Yeni kalktım. Çarımız da 53 level olmuş. Gayet iyi. Ben 50 level olsa kafi demiştim. 3 level de ekstradan kasılmış. Bu videoyu böyle tamamlayalım. Birazdan işe kaçacağım. Sesimin de kusura bakmayın. Şu an yeni kalktım. Bu arada altın sudakları basmamış. Her ne kadar otomatik av koysak da. Yani otomatik avdan çıkmış. Neyse. Bu videoluk böyle olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Videodan hoşnut kaldıysak da beğenmeyi unutmayalım. Kanala da abone olmayan arkadaşlarımız var ise de abone olabilir. Ekstradan da bildirimleri açarsa her yeni videodan haberdar olmayı da kaçırmaz. Böyle tecrübe yüzüğünü de falan basayım. Yüksek ihtimalle çarı kapatacağım. Şimdi 61'i falan geçmesin diye. Bir daha işten geldikten sonrasında çarı ben elle bir şekilde veyahut da otomatik hava atarak 61 level yaparım. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.